Selamlar oraya Sarmi, bugün sizlere gelmiş geçmiş en iyi 10 şehir kurma oyununu derledim. Eğer videoyu beğenirseniz kanala abone olmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Onuncu sırada Sezar 4 var. Adından da anlaşılacağı üzere Antik Roma'da geçen bir şehir kurma oyunu olan Sezar 4, krallık, cumhuriyet ve imparatorluk gibi 3 ayrı senaryo ile oynanabilmektedir. Krallık senaryosu öğretici senaryo olup, cumhuriyet ve imparatorluk barışçıl ve askeri görevler arasında seçim yapabileceğiniz senaryolardır. Oyun çıktığı dönem olan 2006'da şehir inşası, büyük miktarda içerik, çekici 3D grafikleri ve profesyonel ses ve müzik kalitesiyle oyunculardan tam puan almıştır. Dokuz numarada Imperial Romanium var. Roma İmparatorluğu döneminde geçen oyunda oyuncular bir Roma eyaletinin valisi olarak hareket ederler ve gelişen müreffeh bir yerleşim inşa etmeye çalışırlar. Oyunda şehir inşasının yanı sıra rakip şehirleri yok etmek için askeri seferler de düzenlenebilir veya onlardan gelen saldırılara karşı da direniş gösterebilirsiniz. Sekiz numarada Dawn of Man var. Dawn of Man bir hayatta kalma ve şehir kurma oyunudur. Oyunda bir yerleşim kurmaya çalışan ve eski taş çağı döneminden demir çağına kadar hayatta kalmaya çalışan bir grup tarih öncesi yerleşimciye liderlik etmeniz gerekiyor. Oyunda yerleşimlerinizi inşa ederken yeraltı ve yerüstü kaynakları kullanırsınız. Kaynakları dengeli kullanarak yerleşimlerinizin verimliliğini de arttırabilirsiniz. Yedi numara, Banished. Banished, Shining Rock Software tarafından geliştirilen bir video oyunudur. 18 Şubat 2014 tarihinde Microsoft Windows için yayınlanmıştır. Oyun, şehir inşa etme, hayatta kalma ve izole yaşam üzerine kurulmuştur. Oyun, sürgün edilmiş bir grubun yaşam mücadelesini anlatır. Oyunda insanlar avcılık, çiftçilik, demircilik, madencilik, eğitim ve sağlık gibi 20'den fazla farklı alanda çalışabilirler. Immortal Cities Children of the Nile. Tilted Mill Entertainment tarafından geliştirilen eski Mısır'da geçen bir şehir kurma oyunudur. Birçok benzer oyunun aksine oyuncunun binaları inşa ettiği ve fermanlar çıkardığı soyut bir para hazinesi yoktur. Bunun yerine ekmek kullanılır. Beş numaraya geldiğimizde Tropico 6 var. Tropico 6, Limbic Entertainment tarafından geliştirilen inşaat ve yönetim simülasyonu video oyunudur. Oyunda sosyalist bir ada diktatörlüğünü canlandırıyoruz ve elimizdeki kaynaklarla refahı yüksek, mutlu bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz. Oyunu iyi yönetmediğimizde vatandaşlar belediye binamızı basıp bize karşı gösteriler yapabilir ve bizi indirebilirler. Dördüncü sırada Anno 1800 var.
Anno 1800 şehir kurma temalı gerçek zamanlı strateji oyunudur. Anno 1800, 19. yüzyılda sanayi çağının şafağında geçiyor. Oyunda sanayi devrimini yakalamış, ticaret yollarına hakim bir sanayi şehri kurmayı amaçlıyor. Yani herhangi bir sömürge valiliğini yönetiyor ve geliştirmeye çalışıyoruz. Üçüncü sırada Workers' Resource Soviet Republic var. Slovak oyun stüdyosu Redivision tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen şehir kurma ve yönetim simülasyonudur. Oyunda adından da anlayacağınız üzere bir Sovyet şehri kurmayı ve şehri yöneterek geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ve 2 numarada efsane SimCity 4 var. 2002 yılında çıkmış olan simülasyon türü bilgisayar oyunudur. Oyundaki amaç bir şehir kurup en iyi şekilde yönetmektir. SimCity 4'te bir belediye başkanı olup şehrimizdeki simleri en iyi şekilde yaşatmak ve şehre altyapı yatırımlarıyla daha değerli bir şehir haline getirmek amaçlanır. Oyunda geliştikçe yeni binalar, yeni mekanlar, evler ve dünyanın tanınan yapıtlarını da yapabilirsin. Bunların arasında Ayasofya gibi Türkiye'den binalar da var. SimCity serisi modern şehir kurma oyunlarının atası niteliğindedir. Ve bir numarada Cities Skylines. Cities Skylines Paradox Interactive tarafından yayınlanmış şehir kurma oyunudur. Oyunda yollar ve yapılar inşa ederek şehrinize büyütebilirsiniz. Şehir halkının birçok ihtiyacı vardır. Şehirdeki insanların daha kolay ulaşım yapması ve trafiği rahatlatmak için toplu taşıma araçları ekleyebilirsiniz. İnsanlar eğitim görerek ofislerde ve mağazalarda çalışmaya başlar. Parklar ve yapıtlar insanların mutluluk oranını arttırır. Yapıtlar şehirdeki turist oranını da arttırır. Oyunun kendisinde ondan fazla harita mevcuttur. Evet, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sizin de bu listede olması gerekirdi dediğiniz bir oyun varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin.